Merhaba arkadaşlar, ben Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Hadi Güneş. 12. sınıf ayete konularında Cumhuriyet dönemi şiir anlayışlarını işlemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz Hisarcılarla ilgili anlayışı dile getiren şiiri ifade edeceğiz. 1950 yılında yayın hayatına başlayan arkadaşlar, Hisarcılar Hisar Dergisi etrafında toplanıyor arkadaşlar. Hisar Dergisi. Edebiyat anlayışları önceki dönemler üzerinde baktığımız zaman arkadaşlar bir yayın etrafında toplandığını, oluştuğunu görürüz arkadaşlar. Bazen gazete çevresinde bazen de dergi. Bu süre içerisinde baktık Hisar dergisi çevresinde bir araya gelen şairler, yazarlar topluluğudur. Arkadaşlar temelde ortaya çıkmalarını hızlandıran, zemin olarak edebi anlamda zemin hazırlayan garipçilerdir arkadaşlar. garipçilerdir. Garipçilerin arkadaşlar ortaya çıkardıkları sanat anlayışını, edebi görüşleri bu dönem içerisinde birçok sanatçı tarafından tepkiyle karşılamış ve daha sonraki aşamalarda farklı bir edebi oluşumun hızını arttırmıştır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Hisarcılar. Eski şiirimizden, arkadaşlar eski şiirimizde derken biz burada neyi olarak ortaya çıkarabiliriz arkadaşlar? Örneğin halk şiirini söyleyebiliriz. Halk şiirini ifade ederiz arkadaşlar. Devamında milli kültür gelenek, görenek arkadaşlar bunlarla ilgilidir. Ve edebiyatımızda kopmadan yeni ve güzel bir şiir sergileme çalışması. Arkadaşlar eğer milli kültürden vazgeçmiyorsa milli gelenek üzerinde de beslenmesi gereken bir anlayışı ortaya çıkarmış oluyordu. Burada daha sonraki aşamalarda göreceğiz arkadaşlar. Karşımıza çıkacak önemli sanatçılardan bir tanesi Mehmet Çınarlı arkadaşlar. Mehmet Çınarlı bu aşamada baktığımızda arkadaşlar Hisarcıların bir edebi anlayışta topluluk olarak ortaya çıkmasından bir araya gelmesine önemli bir katkı verdiğini sağladığını görürüz. Şu aşamadan tekrardan bir ifade edersek arkadaşlar 1950 yılında yayın hayatına başlıyor arkadaşlar Hisar dergisi etrafında toplanıyor. Garipçilerin edebi anlayışlarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü onlar geleneksel olan sıradanlaşan bir anlayışı ortaya çıkarmışlardı. Ee, bu anlayışta milli kültürle olan kavramları dışladıklarını görüyoruz. Ama Hisarcılar bu yönüyle milli kültürü bes milli kültürden besleyen, gelenekten beslenen, aynı zamanda arkadaşlar halk şehirinde e, beslenen bir anlayışı bu dönem içerisinde edebi anlayışına yansıttık, yansıttıklarını görüyoruz arkadaşlar. Bu dönem açısından önemli olan sanatçılarımız arkadaşlar Mehmet Çınarlı. Müniz Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mustafa Necati Karayer, Yavuz Bülent Bakiler, Nusret Erman, Bahattin Karakoç, Feyzi Halıcı, bunlardan bir tanesidir diyoruz arkadaşlar. Bu sanatçılar arkadaşlar bir araya getirirken bunları getiren düşüncelerden arkadaşlar hareket edersek sanatçı, edebi anlamdaki düşüncelerini, edebi anlamdaki anlayışlarında bağımsız bir tavır sergileyebilmelidir. Yani onları dışarıdan yönlendirebilecek ya da edebi anlayışları içerisinde yönlendirebilecek bir düşünceye karşı olduklarını ifade edebiliriz arkadaşlar. O zaman sanatçı bağımsız olmalıdır. Arkadaşlar eğer bağımsız olabiliyorsa sanatçı Kalemi üzerinde baskı kabul etmeyecektir arkadaşlar ve devamında ise istediği konuları en doğru şekilde, en etkin bir şekilde yazmayı bilecektir arkadaşlar. Devam edelim. Ulusal olmayan bir sanatın sınırları aşacağı düşünülemez. Burada önemli olan kavramımız arkadaşlar ulusal olmayan yani tekrardan milli kültürde beslenme, halk şiirinde yararlanma düşüncesini de ispatladı mı? Evet arkadaşlar o zaman ulusal anlamdaki gelenek görenekten, şiir anlayışından, temalardan beslenmesine dönük olarak bir anlayışı ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Bu da önemli arkadaşlar. Bir sanatın sınırlarını aşacağı düşünemez. Arkadaşlar şöyle bir ifadede bulunabiliriz. Eğer siz evrensel boyutuna ulaşabiliyorsanız öncelikle ulusal düzeyde kendi kültürel dokunuza ait olan özellikleri bu anlayışa göre yansıtmış olmanız gerekiyor. Bu açıdan ulusal olmayı önemli, önemli bir şekilde basamak olarak ifade ettiğini söyleyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Sanatçının dili yaşayan dildir. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi yaşayan dil, yaşayan dil dediğimizde yani halkın aslında kendi konuştuğu dil üzerinde gidebilir miyiz? Evet arkadaşlar. O zaman yaşayan dilse dilin kendi özelliklerini yansıtacak niteliği eserlere yansıtmamız lazım mı? Evet arkadaşlar, o zaman şöyle ifade edebiliriz. Başka dilin etkisinde oluşabilecek taklitçi bir anlayışı da karşı olduklarında ifade ederiz. Burada da ifade edilmiş, batı taklitçiliğine karşı olduklarında ifade etmiştik. Zaten milli kültür üzerinde hareket eden bir şiir anlayışının taklitçilik ya da farklı bir benzer bir anlayışı benimsediklerini düşünemeyiz arkadaşlar. Gelenekleri tümüyle reddedilmemeli. Red edilmemeli. Gelenekler tümüyle reddedilmemeli. Eğer arkadaşlar şiirin dokusunu geliştiriyorsa, şiirle ilgili artı özelliklerini sağlıyorsa, bu şiirde yararlanabilecek önemli unsurlar olarak değerlendirebiliriz. Bir önemli özellik arkadaşlar sanat siyasetin aleti olmamalıdır. Bakın yani hatırlarsanız şöyle bir ifadede bulunmuştuk. Dedik ki bu sanatçılar yani Hisar grubunun toplumunda yer alan sanatçıların şiir anlayışlarına baktığımız zaman bağımsız bir tavır te takınabildiklerine, takınmaları gerektiğine dönük olan bir anlayışı benimsediklerine ifade etmiştik. Bu durumda arkadaşlar şunlar da örtüşebilir. Sanat siyasetin aleti olmamalıdır. Aslında burada yine sanasal bir amaç, sanasal bir düşüncenin öne çıktığını ifade ederiz arkadaşlar. Dildeki kargaşaya son verilmeli. Arkadaşlar eğer dildeki kargaşaya son verilmelidir diye özelliğimiz varsa ortaya çıkacak nedir arkadaşlar? Türkçenin kendi yapısında olan sözcüklerin kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Yani Türkçede karşılığı olan sözcükler varsa kullanma taraftarıdır. Onun dışında yabancı sözcüklerin şiirle şiire dağıtılmasında, kullanılmasında olumlu yönden yaklaşmadıklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu sanatçılar Batı taklitçiliğine, dilin ve şiirin yozlaştırılmasına tepki göstermişlerdi. Bakın taklitçilikte kültürel, milli kültüre bağlı olmaları olmalarından dolayı bunu açıklayabiliriz arkadaşlar. Sonra dilin ve şiirin yozlaştırılması. Bakın şiirin yozlaştırılması yani aslında arkadaşlar ne de burada? Sıradanlaştırması arkadaşlar. Sıradanlaştırması bizim açımızdan önemlidir diyoruz. Böyle bir durum içerisinde olmamasına dönük olarak söylemiştir. Ve şiiri sıradanlaştıran bir anlayışa da tepki olduklarını ifade ederiz. Arkadaşlar belli başlı özelliklerimiz var. Bu özellikler birlikte incelemeye devam edelim. Garipçilere ve ikinci yenicilere tepki göstererek milli ve klasik değerleri öne çıkaran bir edebiyattan yana olmuşlardır. Arkadaşlar şöyle ifade edebiliriz. 1940 sonrası edebiyata baktığımız zaman edebiyatın, edebiyat anlayışlarının ortaya çıkmasını hazırlayan, edebi anlamda bir zemini oluşturan anlayış garipçilerdir arkadaşlar. Öner sürdükleri edebi anlayışlarında tepki duyan sanatçıların oluşturdukları edebi topluluklar, Türk Edebiyatı'nın da gelişim aşamasını hızlandırdığına söyleyebiliriz. Garipçiler ve ikinci yenicilere. Bakın ikinci yenicilere şöyle söyleyebildik. Olabildiğince soyut olan bir anlayış var mıdır? Vardır arkadaşlar. Aynı zamanda dilin yapısında bozukluğa neden olabilir mi? Evet arkadaşlar dilin yapısındaki sözcüklerin bozulmalarını eserlerinde ya da örnekler üzerinde görebiliriz. Garipçilerde de arkadaşlar şiiri sıradanlaştırma gibi bir düşünce söz konusuydu. Gelenek olan, milli olan değerleri dışlaması bakımda tepki olarak ifade edebilirdik. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Soyut olmaları bakımda ifade edebiliriz. Aynı zaman arkadaş, aynı zamanda şunu ifade edebiliriz. Sözcüklerin sözcüklerin yapısının yapısının bozulması. Yani yeni sözcükleri ortaya çıkardıklarını yapılarını bozarak yeni sözcükleri ortaya çıkardıklarını söyleyebiliriz. Hisarcılar bu edebi anlayışa ya da bu gelişime tepki olduğunu söyleyebiliriz. Milli ve klasik değerleri bakın milli kültürel değerler üzerinde klasik değerler arkadaşlar daha sonra bunu açıklayacağız arkadaşlar klasik değerler üzerinde öne çıkaran edebiyattan yana olmuşlardır diyoruz ölçü uyak gibi evet klasikte ifade ettiği ölçü uyak gibi klasik edebiyat öğelerini kullanarak aşk, doğa, vatan sevgisi aslında özellikler bunların içerisinde aşk ve doğayı bırakırsak özellikle vatan sevgisi üzerinde durmamız gerekir arkadaşlar gibi konuları işlemişlerdir. Bakın arkadaşlar ölçü uyak her ikisine baktığımız zaman garipçilerde ölçü kullanma zorunluluğu yoktu. Dışlama, uyak, dışlama söz konusuydu. İkinci yenilerde de arkadaşlar baktığımız zaman ölçü konusunda baktığımız zaman herce ölçüsü ölçüsüyle ilgili bir durum söz konusu değildir. Hisarcılar arkadaşlar şiirlerde genelde neyi kullanmışlardır? Hece ölçüsünü kullanmışlardı. Yani şöyle de ifade edelim. Hece ölçüsünü kullanmışlar. Kullanmışlar diyoruz. Sonraki özelliğe bakalım arkadaşlar. Sanatçının hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmaması, bağımsız olması gerektiğini savunmuştur. Arkadaşlar şiir burada ideolojinin sözcülüğünü taşımıyorsa biz burada önceki konularda neyi hatırlamamız lazım arkadaşlar? Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı ya da serbest nazım şiir anlayışında hareketle bunu ifade edebiliriz. Orada şiire baktığımız zaman şiir ideolojinin düşünce anlamda emri altındaydı arkadaşlar. Böyle bir değerlendirme ya da sözcülüğü bakımında değerlendirebiliriz. Ama hisarcılarda böyle bir anlayışın olmadığını ifade edebiliriz. Zaten sanatçıların bağımsız olması gerektiği anlayışı, Oluşabilecek bir baskıdan da sanatçıyı uzaklaştırma olumsuz etkiyi ortadan kaldırma gibi bir amacında olduğunu ifade etmiş oluruz. Gelelim bir sonraki özelliğimize arkadaşlar. Estetik kaygıları korumak koşuluyla aruzu, heceyi, serbest şiiri kullanmayı, şiiri nesre yaklaştırmayı uygun görmüşlerdir. Arkadaşlar burası önemli olan bir özellik. Bakın estetik kaygıları korumak koşuluyla yani ne şunu ifade edelim. Şiirsel şiirsel bir amaç olursa yani şiirin kendi dokusunda taşıyabileceği değerlere uygun bir şekilde eğer şiir yazma düşüncesi varsa o zaman aruzu heceyi serbest şiiri kullanmayı şiiri nesre yaklaştırmayı uygun görmüşlerdir. Şiire ya nesne yaklaştırmak arkadaşlar düz yazı yaklaştırdığımız zaman mensur şiir önceki dönemlerde belki hatırlarsanız arkadaşlar mensur şiir örnek üzerinde de benzerlik çağrıştırdığını ifade ettiğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Anlayışlarımız, özelliklerimiz bunlar da arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili, bu toplulukla ilgili sanatçılarımızı birlikte işlemeye devam edelim arkadaşlar. Birinci sanatçımız Mehmet Çınarlı. Arkadaşlar hemen şöyle söyleyelim. Bu topluluğun en önemli sanatçısı olarak ifade edebiliriz. O zaman bu topluluğun, topluluğun önemli sanatçısıdır önemli sanatçısı. Artı arkadaşlar Hisar edebi anlayışın dergisinin etrafına toplanan Hisarcılar olarak adınla, adlandırılan edebi anlayışı ortaya çıkaran öncülük eden kişi ise yine Mehmet Çınarlı'dır diyoruz arkadaşlar. Hisar dergisinin kurucu kadrosunda mıdır? Evet arkadaşlar kurucu kadrosu yani fikirsel anlamda edebi anlayışını zeminini oluşturan sanatçı olarak söyleyebiliriz. Türk Yurdu, Çağrı, Ilgaz, Töre dergilerinde farklı şekillerde zamanlarda yazılar yazdığını, eserleri yayınladığını biliyoruz arkadaşlar. Sanat için sanat görünüşü, görüşüne Görünüşünü savunan sanatçı hem aruz hem de hece vezniyle şiirler yazmıştır. Arkadaşlar hani şöyle bir anlayış belki bizim zihnimizde oluşmasın. Eğer milli kültür üzerinde bir bağlılık söz konusuysa, halk şiiri üzerinde bir bağlılık söz konusuysa o zaman toplumsal anlamda bir amacın olması gerektiği düşüncesi bizi yanıltmasın arkadaşlar. Burada önemli olan milli değerlerle barışık bir şekilde temalarını işleyen anlayış olarak değerlendirmemiz gerekiyor burada toparlarsak arkadaşlar Hisarcılar grubunun yani hisar dergisinin kurucu kadrosunda yer almıştır. Farklı dergilerde yazıları yayınlanmıştır arkadaşlar. Sanat sanat içindir anlayışıyla öne çıkmıştır arkadaşlar. Hem aruz hem de hece vezniyle şiirler yazmıştır. Yani aslında aruzu da heceyi de kullanmış olması onun da aslında sanatçılık bakımda yetenekli olduğunu gösterir arkadaşlar. Tema olarak da arkadaşlar yerli ve milli kültürel kültürle beslenen bir edebiyat anlayışından yanadır. Zaten hisarcıların temelinde şu anlayışı ifade etmiş miydik arkadaşlar? Dedik ki milli kültürde beslenen, milli kültüre önem veren bir anlayışı ortaya çıkarmışlardı, ifade etmişlerdi. Buradan hareketle biz yerli ve milli kültürle beslenen bir edebiyat anlayışına sahip olduğunu ifade etmiş oluruz. Özellikle... Mehmet Çınarlı arkadaşlar Hisar dergisinde sanatçıları etkilemesi bakımında ya da edebi anlayışlarla ilgili düşünceleri yayınlaması bakımında düşünce yayınları şey yazılarını oluşturması bakımında önemlidir. Aynı zamanda arkadaşlar bu dergide bir eğitim görebilecek alan oluşturması bakımında yani okullaştırması bakımda da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hisar dergisinin okulu sağlamıştır. Yani burada bu anlayışla yetişecek sanatçıların sayısının artılmasında, oluşmasında, gelişmesinde önemli bir katkı sağladığını ifade ederiz arkadaşlar. Aynı zamanda şiirin dışında deneme, tenkit yazılarıyla öne çıktığını söyleriz eserlerine baktığımız arkadaşlar güneş rengi kadehlerle arkadaşlar en çok karşımıza çıkabilecek şiirler içerisinde ifade ettiğimiz bu güneş rengi kadehlerle sonraki arkadaşlar gerçek hayali açtı arkadaşlar önemli bir yeni dünya kurmuşum güzelliklere doyamam bunlar şiir anlayışı üzerinde edebi anlayışını yansıttığı eserlerde halkımız ve sanatımız söylemek yarışır aynı yolda deneme tarzında kendi düşüncelerini serbestçe kaleme aldığı eserler olarak ifade ederiz. Sanatçı dostlarım zaman perdesi 60 yılın hikayesi arkadaşlar anı tarzında oluşturduğu eserlerinden birkaçıdır diyoruz. Bir sonraki sanatçımız arkadaşlar Mustafa Necati Karayar arkadaşlar. 1950 yılında Mehmet Çınarlı Gültekin Samanoğlu, İlhan Geçer gibi isimlerle birlikte arkadaşlar Hisar dergisini çıkarmaya başladı. Burada yine karşımıza çıkan Mehmet Çınarlı isimli arkadaşlar. Yaşayan Türkçe ile milli kültürle beslenmiş, iç yapısı sağlam şiirler söylemiş. Arkadaşlar bu iddialı ve güzel bir özellik. Yaşayan Türkçe ile milli kültürle beslenmiş. Bakın. O zaman Türkçe önem veriyor mu? Evet arkadaşlar Türk diline önem vermesi bakımda önemli. Daha sonra milli kültürle beslenmesi, milli kültüre önem vermesi ve o tema içerisinde vatan sevgisi de bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Temayı oluşturup şiir yazması bizim açımızdan yine önemli. İç yapısı sağlam şiirler oluşturması aslında onun nitelikli bir sanatçı, bir şair olduğunda göstergesidir diyoruz. Titiz bir şair olan Karaer şiirde bütünlük fikrine ve ahenge dikkat etmiştir. Arkadaşlar yani şuradaki bütünlük derken içerikle yani konuyla üslup arasında dengenin sağlam zemin üzerine oluşmasını düş öne çıkarmış ve bu yönden de başarılı olmuş mudur? Evet arkadaşlar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hemen her şeyinde dil, şekil, vezin, ahenk endişesini yani duymuş mudur? Evet arkadaşlar önemsemiştir. Konuya da önem vermiştir. Evet, hem hece hem de e, serbest vezinle şiirler yazdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.